Merhaba değerli dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Bugün seninle kimyasal tepkimelerde hız konusuna başlıyoruz. Konuyla ilgili pdf aşağıda açıklama kısmında oradan indirip benimle beraber takip edebilirsin. Hazırsan başlayalım. kimyasal tepkimelerde hız dediğimizde bak bazı maddeler belirtmişim. Ne var? Bir kimyasal tepkimenin hızı birim zamanda harcanan ya da oluşan madde miktarına bağlıdır dostum. Bunu unutma. Şöyle düşünebilirsin. Bir otobüs yolculuğu yapıyorsun diyelim. Ben bunu yapıyordum. niyesi böyle bir manyaklığım vardı. İki tane elektrik direğinin arası 100 metre. Tam birinin yanından geçerken süreyi başlatıyordum. İkinci elektrik direğine ulaştığımda süreyi durduruyordum. Diyordum ki ha bu iki direğin arasını şu kadar saniyede geçtik. Ha 100 metreyi şu kadar saniyede geçtiysem işte saatteki hızımız şu şeklinde böyle bir hesaplama yapıyordum. Niye yapıyordum bilmiyorum ama böyle bir manyaklığım vardı. İşte aynı şekilde kimyasal tepkimelerde de bu söz konusu. Belli bir madde miktarımız var diyelim. Madde miktarını biliyoruz. Süreyi başlattık tepkime başladı. Tepkime bittiğinde süreyi durdurduk. Süre belli, miktar belli. Ne yaparız? Şu kadar maddenin harcanma hızı şu kadar mol bölü saniye veya şu kadar gram bölü saniye veya gram bölü dakika neyse artık o değişebilmektedir. Bunu ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz dostum. Madde miktarı genellikle molarite, mol, gram, başka gazlar için hacim şeklinde söylenebilir. Zamanı ise hızlı tepkimelerde saniye cinsinden, yavaş tepkimelerde dakika, saat, ay, yıl, asır şeklinde söyleyebiliriz. Tepkime hızını biz th, r ya da burada gördüğünüz gibi garip bir v şekli var. Bu şekilde gösteriyoruz. Ben genellikle r'yi kullanıyorum ama th şeklinde ya da bu v şeklinde de görebilirsiniz. Bak işte tepkime hızını burada göstermişim. Neymiş tepkime hızı? Madde miktarındaki değişim bölü zamandaki değişim. İşte delta derişim bölü delta t şeklinde gösterilebilir. Genellikle biz bu konunun içerisinde mol bölü litre saniye cinsinden belirteceğiz. Bunu da söylemiş oluyor. Kimyasal tepkimelerin girenler ya da ürünler kısmında madde miktarının zamanla değişimine biz ortalama hız diyoruz işte. Zamana bağlı olarak o madde miktarındaki değişime biz ortalama hız diyoruz. Girenlerin miktarı ne olur? Azalır. O yüzden burada harcama hızından bahsederiz. Ürünlerin miktarı ne olur? artar. O zaman buna da oluşum hızı diyoruz. Ya da oluşma hızı. İkisi de kullanılabilir. Harcanma hızını biz eksiyle ifade edeceğiz. Oluşum hızını ise artı ile ifade edeceğiz. Buradaki artı ve eksinin matematiksel olarak bir karşılığı yoktur. Eksi harcanma olduğunu, artı ise oluşma olduğunu ifade etmektedir. Başka bir şey değil. Bak mesela burada bir tepkime vermişim. Ne bu tepkime? 2 NH3'ten N2 ve H2 oluşumu tepkimesi. Bak burada NH3 kime dönüşüyor? N2 ve H2'ye dönüşüyor. O zaman NH3 harcanıyor. N2 ve O2 ne oluyor? Oluşuyor. NH3'ün harcanma hızını bulabiliriz. R NH3 eksi delta NH3 bölü delta T. Bu ne demek? NH3'ün derişimindeki azalma bölü geçen süre. Burada N2 ve H2 ne oluyordu? Oluşuyordu. Onu da bak şöyle göstermişim. N2'nin oluşum hızına bakalım. Delta N2 bölü delta T. Artı ile gösteriyordum. Neden artı ile gösterdim? Çünkü burada oluşum tepkimesi var. O yüzden artı ile gösterilir. NH3'te ne vardı? Harcanma olduğu için eksi ile gösteriyordum. Aynı şeyi H2 için de söyleyebiliriz. RH2 nedir? Burada delta H2 bölü delta T şeklinde söyleyebiliriz. Bir tepkimenin hızı genel olarak katsayısı 1 olana göre belirlenmektedir. Burada mesela N2'nin harcanma hızını tepkimenin hızı olarak söyleyebilirsin. Neden? Katsayısı 1'dir çünkü. Burada NH3'e göre tepkime hızını bulmak istersek ne yapmamız lazım? Tabii ki 2'ye bölmemiz lazım. Buradaki hızları birbirine eşitleyebiliriz. Şöyle ki NH3'ün harcanma hızının yarısı N2'nin oluşum hızına eşit oluyor. Çünkü katsayıları eşitlemiş olurum böylelikle. 2 NH3 ne yapıyor? N2 ve H2'ye dönüşüyordu. Yani 2 birim NH3 harcanırken geçen süreyle 1 bir birim N2 oluşurken geçen süre aynı. O zaman NH3'ün hızının yarısı N2'nin hızına eşit olmuş olacaktır. H2'nin hızının 3'te biri de N2'nin hızına eşit olmuş olacaktır. Bu şekilde eşitleyebilirsiniz. Yani katsayıları da dikkate almak zorundasın. Şöyle diyebilirim. Burada NH3'ün harcanma hızına 2x dersem ...N2'nin oluşumuzu X olur. H2'nin oluşumuzu ise ne olacaktır? 3X olacaktır. Burada mesela hızları eşitlemek istediğimizde şöyle söyleyebiliriz o zaman. 3R h 3 eşittir. 6R N2 o da eşittir. 2R H2 şeklinde söylenebilir. Bu öylelikle eşitlenmiş olacaktır dostlar. Hadi şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki C3H8 5O2 3C2 4H2O. Burada bana bir tepkime vermiş. 2 litrelik sabit hacimli kapta. 100 gram C3H8 gazının tepkimesinde 100 saniye sonra Sonra kapta 12 gram C3H8 kaldı bilindiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Benim elimde 100 gram vardı. Ne kadar kaldı? 12 gram kaldı. O zaman ne kadar harcandı? 100 eksi 12'den... 88 gram C3H8 harcandı. Şimdi bunu bir mole çevirelim. Şöyle ki N C3H8 eşittir. 88 bölü. Bunun 1 molü nedir? Vermişiz kütleleri. 44'tür. Yani 2 mol C3H8 harcanmış. Şimdi sorularıma çok rahatlıkla geçebilirim. Bak diyor ki C3H8 gazının bu sürede ortalama harcama hızı nedir diyor. Şimdi bende ne vardı? 2 mol harcanan bu vardı. Hepsini yazayım. 2 mol bundan harcandığında bundan ne kadar harcanacaktır? 10 mol harcanacaktır. 1'e 3 olduğuna göre bundan 6 mol oluşacaktır. 1'e 4 olduğu için de H2O'dan 8 mol oluşacaktır. Şimdi hepsini belirttim. Sonucu benden mol bölü litre saniye cinsinden istiyor. C3H8'in molünü biliyorum ama derişimini bilmiyorum. Hemen derişimini hesaplayalım. C3H8'in derişimi mol sayısı 2 mol. Kabın hacmi 2 litre. O zaman 1 molardır. RC3H8'i hesaplayabilirim. 1 molar ne kadar sürede harcanıyor? 100 saniyede harcanıyor. O zaman burası 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olacaktır. C3H8'in harcanma hızı. Diyor ki oksijen gazının bu süredeki harcanma hızı nedir diye soruyor. Aynı denklemi tekrar alalım. 10 mol harcanıyordu. Onun da derişimini hesaplayalım. O2'nin derişimi 10 bölü 2'den ne olacaktır? 5 molar olacaktır. RO2. O2'nin harcanma hızı. Buraya eksi de koyabilirsiniz. Çünkü harcanmalarda eksi diye belirtiyorduk. Ne olacaktır? 5 bölü 100'den 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye çıkacaktır. Şöyle de yapabilirdin dostum. Bunun harcanma hızı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise bunun katsayısı 5 olduğu için bunun harcanmazı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır. Aynısını karşı tarafa da uygulayacağız. Bak bu soruda ne diyor? CO2'nin bu süredeki oluşum hızı nedir diye soruyor. Bunun harcanma hızı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. O zaman CO2'nin oluşum hızı ne olacaktır? 3 katı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır. H2O'yu da bulabilirsin. O da ne olacaktır? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olacaktır ama bir de işlemle yapalım. Ne oluyor burada? Karbondioksitin derişimini hesaplıyoruz hemen. 6 mol vardı. Kabın hacmi 2 litreydi. 3 molar. O zaman RCO2 artı 3 bölü 100'den ne oldu bak? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye çıktı. Aynısı H2O içinde geçerli. Onu da burada görüyoruz zaten. Direkt yazalım. H2O'nun derişimini hesaplayalım öncelikle. 8 bölü 2'den 4 molar. Ne olacaktır? RH2O Artı 4 bölü yüzden 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye çıkacaktır. Diyor ki tepkimenin ortalama hızları arasındaki ilişki nedir? Şimdi buraya baktığımızda dedik ki kat sayısı büyükse hızı büyüktü. O zaman RO2 en büyüktür. Sonra RH2O. Sonra kim geliyor? RCO2. En küçük kim oldu? R, C3, H8 oldu dost. Bu belki aklına takılmış olabilir. Ya aynı tepkime nasıl böyle oluyor? Hızları farklı oluyor. Birimsel olarak söylüyorum. Şimdi bundan ne oluyordu? 2 mol harcanırken bundan 10 mol harcanıyor. Aynı sürede harcanıyor bak. O yüzden ne olacaktır? Oksijenin harcanma daha büyük olacaktır. Bundan 2 mol harcanırken bundan 6 mol oluşuyordu. E 2'ye 6 olduğuna geliyor. Ne olacaktır? Karbondioksitin oluşum hızı daha büyük olacaktır. E buraya baktığımızda bu da 8 mol oluşuyor. Haliyle H2O'nun oluşum da yine C3H8'den büyük olacaktır dostum. Bakalım bu soru ne diyor? Bana bir grafik vermiş. Bak bu grafikte yukarıda K gazının derişiminin zamana bağlı grafiği verilmiştir. Buna göre K'nin harcanma ve M'nin oluşum hızları nedir diye soruyor. Şimdi burada K'nin harcanmasını vermiş mi ve bana tepkimeyi de vermiş. Bundan sonrası şeker şerbet dostum. K'den ne kadar varmış benim elimde? 2,4 mol varmış. Ne kadar sürede tamamı tükenmiş? 120 saniyede. Hop geldi sıfıra indi. Ne kadar sürede? 120 saniyede gerçekleşti bu durum. SN ya da S ikisini de kullanabilirsin dostum. Ama bak sonucu benden mol bölü litre saniye cinsinden istiyor. O zaman bunu kullanacağım. Buradaki değeri kullanacağım. Burada ufak bir şey de göstereceğim. Dikkatlice seyret beni. Şimdi K'den 2,4 molarlık bir değişim var. 2,4 molar azalıyor. Şimdi K'den 2,4 molar azalıyorsa 2'ye 1 olduğuna göre L'den 1,2 molar oluşacaktır. M'den ise 3,6 molar oluşacaktır. Şimdi ben L'yi ve M'yi biliyorum. Süper. Hepsini artık rahat rahat hesaplayabilirim. Ne diyordu? K'nin harcanma hızını soruyordu. 2,4 molar harcanıyor. Ne kadar sürede? 120 saniyede. Tamam hemen hesap edelim. Şöyle söyleyebiliriz. Yukarıyı 24 çarpı 10 üzeri eksi 1 desem. Aşağıya da 12 çarpı 10 üzeri 1 desem. Şunla şu gitti 2 kaldı. 10 üzeri 1 yukarıya eksi 1 olarak geçti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye bulmuş olduk. Bunu denklemde yerine yazarak da yapabilirsin. Ayrıca m'yi de hesaplayabiliriz. Şöyle ki 3,6 moldü ne kadar sürede? 120 saniyede. Aynı şekilde gidebilirsin. Şöyle yapabiliriz. 36 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası da 12 çarpı 10 üzeri 1 dersek. Şunla şu sadeleşti. Yukarıda 3 kaldı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye oldu. Eğer sonucu bizden dakika cinsinden isteseydi ne yapacaktık? Şöyle bir şey yapacaktık. Mesela bu sefer de L'nin oluşum hızını mol bölü litre dakika cinsinden bulalım. Bakalım nasıl bulacağız? Ne kadar oluşuyordu L'den? 1,2 mol oluşuyordu. 120 saniye kaç dakikadır? 2 dakikadır. Oraya 2 yazarsın. 0,6 mol bölü litre dakika şeklinde yazabilirsin dostum. Bak bu soruda ne demiş? Diyor ki 10 litrelik sabit hacimli kapta 999 tepkimesi varmış. X gazının yeterli Y gazı ile tepkimesi sonucunda Z gazı oluşmaktaymış. Normal koşullarda 4,48 litre X gazının tamamı 100 saniyede harcanmıştır. Buna göre Y gazının ortalama harcanma hızı nedir diye soruyor. Şimdi bana X'i vermiş ama Y'yi istiyor. Denklemden gidebilirsin. Yukarıdaki denklemi kullanabilirsin ya da uzun uza diye işlem de yapabiliriz. Tabii ki önce X'in molünü bulmam lazım. Neden? Çünkü benden sonucu ne istiyor? Mol bölü litre saniye cinsinden istiyor. 4,48 litre var. X'in mol sayısını arıyorum. Bunu ne yapacağım? Normal şartlarda 22,4 olduğu için 1 mol gaz. Böldüm. 0,2 mol x olduğunu buldum. X'in derişimini hesaplayalım. molü belli 0,2. Kabın hacmi belli 10 litre. E ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre oldu. X'in harcanma hızını bulalım. X'in harcanma hızı ne çıkacaktır buradan? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre. Ne kadar sürede harcanıyordu? 100 saniyede. O zaman X'in harcanma hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre saniye oldu. Kat sayılara bak. Eğer bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise bunun kat sayısı 2 olduğu için bununki de 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Ama işlemle de yapabilirsin. Şöyle ki şunun 0,2 mol olduğunu bulmuştuk. O zaman bu nedir? 0,4 moldür. Y'nin derişimini bulursun. 0,4 bölü 10'dan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bulduk derişimini. Y'nin harcanma hızı ne olacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü yüzden ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre saniye çıktı. Bu şekilde de bulabilirsin. Denklemde yerine yazarak da bulabilirsin dostum. Şimdi tepkime hızlarının ölçülmesi nasıl oluyor? Bu tepkimelerin hızlarını nasıl ölçüyorlar? Şöyle ölçüyorlar dostum. Mesela renk değişiminden bahsedelim. Renk değişimiyle hız takibi nasıl oluyor? Şöyle renkli bir madde var diyelim. Kim olsun? Brom olsun. Örnek veriyorum. Brom kırmızı kahverengi renge sahip bir madde. Mesela C2H4 ile tepkimeye girsin. Burada da onu yazmışım zaten. C2H4 ile tepkimeye girdi. Şimdi C2H4 renksiz. Brom kırmızı kahverengi renkli. Tepkime sonucunda oluşan c 2 h 4 br 2 ise renksizmiş. Madde miktarını biliyorsam eğer. Kaba koydum. Böyle cam bir kaba koydum. Tepkimeyi başlattım. Önce renk kırmızı kahverengiydi. ve baktım, 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 baktım. Ne oldu? Renk kayboldu. Tık, süreyi durdurdum. Miktar belli, süre belli. Ne yaparım buradan? Şu kadar miktar bölü şu kadar süreden tepkime hızına ulaşabilirim. Yani renk değişimiyle Tepkime hızını ne yapabiliyormuşum? Takip edebiliyormuşum. Bak bir örnek daha vermişim burada. Ne vermişim? H2 renksiz, I2 mor renkli. Tepkime sonucunda oluşan H, I, ne olmuş? Renksiz. Aynı şekilde yapabilirsin. Ama diyelim ikisi de renksiz. Ya da ikisi de aynı renkli. Tepkime sonucunda da aynı renk oluşuyor diyelim. Takip edebilir misin? Hayır edemezsin. Veya ben bunu kapalı çelik bir kaba koysam, içini göremiyorsam, renk değişimiyle hız takibi yapabilir miyim? Hayır yapamam dostum. Tamam mıdır? Basınç ya da hacim değişimi ile hız nasıl takip edilir? Genellikle tepkimenin girenler ve ürünler kısmında gaz fazında maddeler varsa bunu kullanıyoruz. Ama gaz fazındaki maddelerde de giren ve üründeki gaz katsayılarının toplamı farklı olmalı. Yani basınç ya da hacim değişebilmeli. Böyle bir durumda basınç ya da hacim değişimi ile tepkime hızını takip edebiliriz. Şöyle ki bak 2 NH3 N2 ve H2 oluşuyor. N2 ve 3H2 oluşuyor aslında öyle söylemek lazım. Şimdi 2 birim NH3 gazı tepkimeye giriyor tepkime sonucunda 1 bir birim N2 gazı, 3 birim de H2 gazı oluşuyor. Yani 2 birim tepkimeye girdi, 4 birim oluştu. Yani gazın mol sayısı 2 katına çıktı. O zaman sabit hacimli kapta yaparsan ne olacaktır? Basınç 2 katına çıkmış olacaktır. Sabit basınçlı kapta yaparsan da hacim 2 katına çıkmış olacaktır. Tabi sıcaklık sabitken söylüyorum bunu. Miktar belli diyelim. Miktarları koyduk. Diyelim pistonlu bir kabım var. Kabın hacmi V'deydi. Başlattım tepkimeyi. Baktım 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 baktım. Hacim iki katına çıktı. Aha tepkime bitti dedim. Durdurdum. İşte bu hacim değişimiyle tepkimenin hızını takip etmiş oldum. Veya sabit hacim bir kap. Tepkimeyi başlattım basınç iki katına çıktı. Tak durdurdum. Ha tepkime ne oldu işte burada bitti şeklinde. Buradan miktar belli, süre belli tepkime hızını ne yapabilirim? Ölçebilirim. Ama bak H2 ve F2 tepkimeye girdi. 2 HV oluştu. 2 birim gaz girdi. 1 1 2 birim gaz girdi. 2 birim gaz oluştu. Şimdi sıcaklık sabitse. Gazın mol sayısı da sabit. Değişmedi. Toplamda son durumda da aynı miktar olacak. Gazın mol sayısı değişmedi. Sıcaklık değişmedi. Basınç sabitse hacim de sabit kalır. Hacim sabitse basınç da sabit kalır. E ne oldu? Ben buradan bir değiş gözlemleyemedim. Tepkimenin bitip ya da bitmediğini anlayabilir miyim? Hayır anlayamam. O zaman da hacim değişimiyle bu alttaki tepkime yani H2 ve F2'den HV oluşum tepkimesini anlayabiliyor muyum? Hayır anlayamıyorum dostum. Mesela bak burada 2 NO2'den N2O4 oluşmuş. 2 birim gaz girmiş, bir birim gaz oluşmuş. Gazın mol sayısı azaldı. Ne yaparım? Burada basınç azalması ya da hacim azalması ile tepkime hızını takip edebilirim dostum. Bak buraya pH değişimi ile tepkime hızını takip etme. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ne yaparım? Oraya bir tane pH metre koyarım. pH metreye koyduğumda diyelim asit çözeltisi var. Ne olur pH 7'nin altında. Orada üzerine baz damlatıyorum. Tepkime bittiğinde ortam nötr olduğunda pH'e bakarım işte. pH'in değişimine geldi 7'ye tık. Aha nötrleşti. Ne yaparım? Miktar belli, süre belli. Tepkime hızını buradan takip edebilirim dostum. Bak ve verdiğim tepkime de çinkoyla H artı tepkimeye girmiş. Çinko artı 2 ve H2 gaz oluşmuş. H iyonları ortamdan uzaklaştı. pH'in artışıyla ne yaparım? Ben bu tepkimenin hızını takip edebilirim. Bak elektrik iletkenliği ile tepkime hızını takip edebilirsin. Mesela işte gümüş iyonuyla klor iyonu tepkimeye girmiş. Gümüş klorür katısı meydana getirmiş. Başlangıçta ortamda iyon var. Son durumda ortamda iyon kalmamış. Yani bu genel olarak kabul ettiğimiz bir durum. Realitede biraz değişiyor durum ama diyelim tepkime böyle. Ne yaparım? Oraya bir tane şöyle çubuk sokarım. Elektrik veririm oraya. Bir tane de ampul bağlarım. Orada iyon bulunduğu müddetçe elektrik geçecek, ampul de yanacak, değil mi? Ama tepkime bittiği anda ortamda sadece gümüş klorür katısı kaldı. Tık ampul söndü. Ne yaparım? Süre belli, miktar belli buradan tepki hızını takip edebilirim. Alttakinde de mesela başlangıçta elektriği iletmiyordu. Son durumda iyonlar oluştuğunda elektrik iletilmeye başladı. Ve belli bir süre sonra sabitlendi diyelim. Ne yaparız orada da elektrik iletkenliğindeki artıştan tepki hızını takip edebiliriz. Ama bak böyle bir tepkime var. Başlangıçtaki iyonla son durumdaki iyon aynı. Miktar olarak aynı. O zaman burada elektrik iletkenliğinde bir değişim olmayacak. O zaman tepkime hızını takip edebilir miyim elektrik iletkenliği Hayır, edemem. Peki burada nasıl takip edersin? E hocam onunla takip edemeyiz. Nasıl edersin? Bak demirin kütlesiyle mol kütlesiyle bakırın mol kütlesi farklı değil mi? Evet var. O zaman kütledeki değişimle mesela burada tepki hızını ne yapabiliriz? Takip edebiliriz. Bir de sıcaklık değişimiyle hız takibi var. Sıcaklık değişimiyle hız takiminde de yalıtılmış kapta gerçekleşen tepkimelerde bunu rahat yapabiliriz. Yalıtılmış bir kapta tepkime gerçekleşiyor. Endotermik bir tepkime ise ısı alacak, kap soğuyacak. Belli bir süre sonra dengeye ulaşacak, Tık miktar belli, süre belli tepkime hızını belirleyebiliriz. Egzotermik tepkimede de kabın sıcaklığı artacak. Ona göre miktar belli, süre belli tepkime hızını ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Çözünme çökelme ile tepkime hız takibi yapılabilir mi? Evet yapılabilir, bu da mümkündür. Diyelim iki tane çözeltiyi karıştırdım. Tepkime sonucunda katı oluştu. Bir süre sonra katı miktarı sabitlendi. İşte ne yaparım? Miktar belli, süre belli. İşte buradan tepkimenizin hızını takip edebilirim. Gelelim çarpışma teorisine. Çarpışma teorisi ne? Nasıl bir şey bu? Şimdi bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için iki tane şart vardır. Bir, tanecikler uygun yön ve doğrultuda çarpışacak. İki, tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olacak. Bu ikisinden birisi olmadığında tepkime gerçekleşmiyor. Şöyle örnek vereyim. Şu an benim bulunduğum ortamda sizin de aynı şekilde bulunduğunuz ortamda hava var. Havada ne var? Bol miktarda azot ve oksijen var. Şimdi bu azot ve oksijen gazları çarpışmıyor mu? Sürekli çarpışıyor. Uygun yön ve doğrultuda çarpışsa bile ne oluyor? NO2 gazı oluşuyor mu? Hayır oluşmuyor. Niye? Çünkü yeterli enerji yok. Ama bir yıldırım çaksa, yıldırım çaktığı anda enerji var. Bir de uygun yön ve doğrultuda çarpıştı. İşte o zaman ne oluyor? Tepkime gerçekleşiyor. İşte bu iki şarttan herhangi biri yoksa tepkime gerçekleşmez. Bunu unutma. Bu duruma biz ne diyoruz? Etkin çarpışma diyoruz. İşte bu iki şart birlikte olduğunda etkin çarpışma ifadesini kullanıyoruz. Bak burada uygun geometride çarpışma ya da uygun yön ve doğrultuda çarpışma ne demek onu açıklamışım. NO bu şekilde çarpıştığında N2O ile NO çarpışıyor. Oksijenler birbirine denk geliyor ama azotlar birbirine denk gelmiyor. O zaman ürün oluşur mu burada? Hayır. İkincisinde de uygun yönde gelmiyorlar. Çok farklı şekilde çarpışıyorlar. Burada da ürün oluşmayacak. Ama üçüncüye bakar mısın? Üçüncüde ne oluyor? Üçüncüde birinin oksijeni diğerinin azotuyla çarpışıyor. NO2 orada oluşuyor. N2 de oradan ayrılıyor. İşte sana tepkime. Uygun yönde çarpıştılar işte. Eğer bir de yeterli enerji varsa dadından yenmez. Ne olur? ürün oluşur. İşte altta da onu göstermişim. Uygun yönde çarpışıyorlar. Arada önce bir aktifleşmiş kompleks oluşuyor, kararsız bir ürün oluşuyor. Yeterli enerji varsa, işte bu N2 ve NO2 ayrışıyor. Ama yeterli enerji yoksa, hop gerisin geri. Tekrar ayrışıyorlar. Etkin çarpışma için gerekli olan minimum enerjiye biz eşik enerji diyoruz. Bunu aştığında ürün oluşuyor. Aşmazsa tekrar gerisin geri. Bir kimyasal tepkimeye giren maddeler yeterli enerjiye sahip olarak ve uygun geometride çarpışırsa işte bu durumda aktifleşmiş kompleks meydana geliyor. Sonra da bundan asıl ürün meydana gelmiş oluyor. Şimdi önce bir endotermik grafiği çizmişim. Endotermik tepkime grafiği, potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği. Bunu ısıda daha farklı çizmiştim. İşte burada aktifleşmiş kompleksi ve eşik enerjilerini göstermek için bu şekilde çiziyoruz. Tam tepe nokta. Bu tepe noktaya aktifleşmiş kompleksin enerjisi diyoruz. En tepe nokta. Bu başlangıç noktası haş giren son uç neydi? Haş üründü. Bunların hepsi daha önceden söylemiştim biliyorsun. Burada ürünle giren arasındaki neydi? Delta H'di. Bu aradaki farka biz Delta H diyorduk. Girenlerle tepe nokta arasındaki mesafeye ne diyoruz? Ea ileri diyoruz. Yani ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi. Bu da ne demektir? aslında tepkimeyi başlatmak için gereken enerjiydi. Ürünlerle tepe nokta arasındaki sonraki kısma ise EA geri yani geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyoruz. Bu da tepkime sonucunda açığa çıkan enerjidir. Bak dostum unutma bunu. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için bir başlangıç enerjisine ihtiyaç vardır ve her tepkime sonucunda da bir enerji açığa çıkmaktadır. Ama aldığı enerji verdiği enerjiden büyükse bu toplamda enerji alan bir tepkimedir. Yani endotermiktir. Ama verdiği enerji aldığı enerjiden büyükse bu da ısı veren bir tepkimedir. Yani egzotermik bir tepkimedir. Bunu sakın unutma dostum. Burada da vermişiz. Delta H'ı daha önceden H ürün eksi H giren şeklinde vermiştik. Bir tane daha vardır bir formül daha vardır. O da Ea ileri eksi Ea geridir. Burada Ea ileri Ea geriden büyük olduğu için ne olacaktır? Tabii ki değer pozitif olacaktır. Endotermik tepkimelerde neydi? Değer sıfırdan büyüktü. Bak burada da belirtmişim işte aktifleşmiş kompleksin enerjisiyle girenlerin enerjisi arasındaki farka Ea ileri diyoruz. Yani tepkimeyi başlatmak için gerekli enerji ya da ileri aktivasyon enerjisi. Aktifleşmiş kompleksin enerjisiyle ürünlerin enerjisi arasındaki farkaysa ne diyoruz? Ea a geri diyoruz. Yani geri tepkimenin aktifleşme enerjisi tepkime sonucunda çıkan enerji şeklinde söyleyebiliriz ve daima aktifleşme enerjileri pozitiftir. Aradaki fark yani delta H pozitif ya da negatif olabilir ama aktifleşme enerjileri her zaman pozitiftir. Eğer bak bir tepkimenin aktifleşme enerjisi ifadesini kullanıyorsa EA ileriden yani ileri tepkimenin aktifleşme enerjisinden bahsediyordur. Yani eşik enerjisi aktifleşme enerjisi ilk aklına gelecek şey ne? EA ileridir. Bunu unutma dostum. Bak burada da ne demişiz? Egzotermik bir tepkimenin grafiği var. Girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyük. Girenlerle tepe nokta arası EA ileri. Diğer tarafsa ürünlerle tepe Tp nokta arası ea geri. Burada gördüğün gibi ea geri daha büyük. Burada da haliyle ürünün enerjisi girenden küçük. E burada ne olacaktır o zaman? Ürün eksi girenden sonuç negatif çıkacaktır. Aynı şekilde ea geri ea ileriden büyük olduğu için ea ileri eksi ea geri dediğimiz için yine ne oldu? Delta h sıfırdan küçük çıkacaktır. İşte egzotermik tepkimelerde de durum böyledir. Hadi şu örneğimizi çözelim. Bakalım ne soruyormuş? Yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Şimdi bana bir grafik vermiş. Bu grafikte bak buraya. Şurası yani 120 ile gösterdiğimiz yer haş giren. Girenlerin potansiyel enerjisi. Haş giren ne oldu? 120 kJ oldu. Şurası ne? 50 haş üründü. Bu da 50 kilojül. Peki delta haş neydi delta haş? Ürün eksi giren yani 50 eksi 120'den sonuç ne çıkacaktır? Eksi 70 kilojül çıkacaktır. Tepkimenin delta haşını bulduk. Birazdan sorar kalsın bu. Şimdi girenlerle tepe nokta arasındaki yani... Aktif aktifleşmiş kompleksin enerjisi arasındaki fark EA ileriydi. Tam şu tepe nokta aktifleşmiş kompleksin enerjisiydi. Şimdi burada tepe noktayla ürünler arasındaki şu mesafede EA geriydi. 180'den 50 çıkarırsak EA geri 130. 180'den 120 çıkarırsak EA ileri ne oldu? 60 oldu. Şimdi sorulara bakalım. Diyor ki ileri aktifleşme enerjisi 9, 9 kilojüldür. Kaçtı? 60 kilojüldür. Geri aktifleşme enerjisi ne bulduk? 130 kilojül bulduk. Tepkime entalpisini ne bulduk? Eksi 70 bulduk. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 180 kilojüldür. Bir de burada ne diyor? Sıcaklıkta ürünler kararlıdır. Egzotermik tepkimelerde tepkimeye bakarsak bu egzotermik ısı burada. Ürünlerin kararlı olduğu durum yani bu tarafa kaydıran durum düşük sıcaklıkta gerçekleşiyordu. Bunu da ısı konusunda söylemiştim. Ne oluyordu? Sıcaklık azalıyorsa ürünlerin tarafına egzotermik tepkime için sıcaklık artıyorsa girenlerin tarafına. O zaman sıcaklık azaldığında ürünler daha kararlı olduğuna göre bana da ürünler daha kararlıdır dediği için buraya ne yazıyorum? Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır yazıyorum dostum. Bak dostum önemli bir bilgi vereyim. Aktifleşme enerjisi değeri ne kadar büyükse bak burada vermişiz tepkime o kadar yavaştır. Hemen altındaki örneğe bak. Şimdi EA ileri demekti. Aktifleşme nesli dediğimizde ilk aklımıza bu gelecekti. Yani şuradan bahsediyor. 90'dan 10 çıkarırsak burası 80 kilojül. Şuraya bakarsak 90-50 arası 40 kilojül. Burası 80 ile 30 arası burası da 50 kilojül. Dedik ya Değer ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. O zaman değer ne kadar küçükse tepkime hızlı o kadar büyük olacaktır. Yani bunların hızlarını karşılaştırırsak ne olacaktır? İkinci tepkime en hızlı, sonra üçüncü tepkime en yavaşta kim olacaktır? Birinci tepkime olacaktır. Dostum burada dersimizi ara verelim. Bir sonraki dersimizde çok önemli kısımlardan bahsedeceğim. Orayı sakın kaçırma. Beni izlemeye devam et.